Sayın Köksal, saç mezoterapisinde üçlü yöntemden bahsediyordunuz. Merakla dinliyoruz. Evet. Şimdi bunu da çok önemli buluyorum ve kadınları bu konuda bilgilendirmek istiyorum. Aynen nasıl masaj saç kökleri için çok yararlı diye evde yapabilecekleri öneriler arasında altını çizdiysem, mezoterapi uygulaması esnasında da mezoterapi ve PRP'de biz klinik olarak bir fark yaratıyoruz. Onun altını çizmek istiyorum. Hem dermapen uyguluyoruz. Yani nokta nokta her bölgeye mikro needling dediğimiz küçük iğnelerle uyarı gönderiyoruz ve mezoterapi ürününü de o arada zerk ediyoruz. Hem enjeksiyon yapıyoruz hem de en sonunda da elektroporasyon dediğimiz bir uygulama ile bu bir mezoterapi seansını tamamlıyoruz. Yani üçlü uygulamanın mezoterapi ve PRP'de saç destek tedavisi olarak çok büyük fark yarattığını görüyoruz. Hem seans sayısını kısaltıyor böylece, yani 10 seans, 15 seans mezoterapiye ihtiyacı olmuyor kadınların. Bu çok büyük bir avantaj çünkü İstanbul trafiğinde her hafta mezoterapi için bir kliniğe gidip gelmek çok kolay değil. Peki kaç seans yeterli olabiliyor bu durumda? Valla bizim kliniğimizdeki genel tecrübemiz şu, 6 seans mezoterapi ile biz gereken cevabı alabildiğimizi görüyoruz. Bunu eğer mümkünse 2 ya da 3 PRP ile destekliyoruz ama 10 seansa çıktığımız hastamız bugüne kadar hiç olmadı. Bu dökülen saçların yerine gelmesi için evet, bir yöntem değil mi? Evet, incelen, dökülen saçların işte çok fazla boyanmış, yıpranmış ya da stresli bir dönem geçirmiş, hamilelik sonrası olabilir ya da hormonal dengesizlikler, remin tiroid dedik, polikistik overdi bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla saç PRP ve mezoterapisinde üçlü kombine uygulama gerçekten bizim gözlemlerimiz fark yarattığı yönünde. Onun için ben önce bir 15-20 dakika kadar dermapen uyguluyorum saçlı deriye mezoterapi seansında. Sonra enjeksiyon yapıyorum. Sonra da elektroporasyon. Hem kırmızı ışık hem de bir elektrik halkası oluşturuyoruz ve bütün o enjeksiyon esnasındaki saçlı derinin üst tarafında kalan bir miktar mezoterapi ürününün de saçlı deri tarafından tamamen emilmesini sağlıyoruz. Bir izleyicimizden soru gelmiş. Saçlarım çok seyreldi diyor. Doktorun verdiği Zinko ve Pan Plat kapsül kullandım. Çok faydasını gördüm. Ne kadar süre devam etmeliyim? Doktor tahliller sonucu hiçbir rahatsızlığım olmadığını söyledi. Çinko zaten çok önemli ve diğer ismini söylediği de yine vitamin takviyesi. Ben burada şunu söylüyorum. 3-6 ay gibi bir sürede ancak vücudumuzdaki vitamin ve mineral depolarını doldurabiliyoruz. Dolayısıyla ideal olan ve uykudaki saç köklerimizin de uyanıp yeniden saç çıkarması için de böyle bir süreye ihtiyacımız var. Ben tedaviyi genellikle 3-6 ay tamamlamalarını söylüyorum. Bir izleyici sorumuz daha. Programınız için teşekkür ederiz. Saç boyaları sağlığımıza zarar verir mi? Teşekkürler. Yani saç köküne değil ama saç teline zarar verme olasılığı çok yüksek. Orada da yine hangi marka kullanıldığını kuaförlerine mutlaka sorsunlar. Bir izleyicimiz de Güzin Kaplan yazmış. 45 yaşında saçlarım aşırı dökülüyor diyor. Herhalde 45 önemli bir yaş değil mi? Saç dökülmenin başladığı bir yaş mı menopoz için soruyorum. Yani menopoza girmediğini sorgulamak lazım. Hı hı. Orada altta yatan ne var ona bir bakmak lazım. Aslında hani her menopoza giren kadında da saç dökülecek diye bir şart yok. Dolayısıyla ben yine aynı şeyi söylüyorum. Saçın röntgeni kan tahlilidir. Saç check-up yapılmadan burada bir şey söylemek çok doğru olmaz. Check-up yaptırın diyoruz o zaman. Şimdi geçelim bir diğer yönteme. PRP yönteminden ve pigmentasyon yönteminden bahsedelim istiyorum. Evet. Nedir bu yöntemler? Mezoterapide aslında PRP kendi kanımızla yaptığımız bir uygulama mezoterapi aslında. Yine cildin orta tabakasına ama kendi kanımızı alıyoruz. Santrifüj ediyoruz ve kanın şekilli elemanları aşağıya çöküyor. Yukarıda kalan sarı kısmı biz plazma diyoruz. PRP'nin açılımı zaten platelet rich plazma. Plateletten zengin plazma. Platelet nedir? Pulcuklar Türkçesi kanımızdaki. İşte bir yer kesildiğinde orayı hızla kanamayı durduran ya da vücudumuzda bir yerin tamirini, o iyileşmesini sağlayan hücrelerimiz kandaki
platelet dediğimiz hücreler. Bunlardan zengin plazma özellikle o sarı plazmanın tamamı değildir. Sarı plazmanın kırmızı kan hücrelerinin üstündeki iki parmaklık kısım ya da en fazla iki parmaktır o. Rich plazmadır, plateletten zengin plazmadır. Yukarısı plateletten zayıf, poor plazmadır. Dolayısıyla burada platelet rich plazmayı kullanmak çok önemli. Ben işte bu kısmı özellikle ayrıştırıyorum. Platelet rich plazma yaparken ve sanıyorum yani plazmanın tamamını kullansam da zengin plazmayla plateletten fakir plazmayı ayrıştırmak PRP uygulamasında çok önemli. Bunları lütfen kadınlar da dikkat etsinler. Çünkü neredeyse artık her yerde herkes yapıyor PRP. Oysa PRP bir doktor tarafından uygulanmalıdır. Bu çok önemli. Bunun altını evet, çizmekte fayda çok, var. Bunun altını çizmek istiyorum. Çok yani kuaför salonlarında bile yerlerde, evet. Ya da dediğiniz gibi hani rezidanslarda daire kiralayıp bu işler yapılıyor. Saç ekiliyor, PRP yapılıyor. Ben bunu hiç doğru bulmuyorum ve gerçekten önermiyorum. Bakın size gösterdikleri tüplerin steril olması gerekir. Kan aldığınız tüple PRP yapamazsınız. Çünkü kan aldığınız tüp tahlile gider. Tahlil sonucu size gelir. O kan tekrar size geri enjekte edilmez. Oysa sizin kanınız bile olsa steril bir tüpe alınması gerekir. Ve o steril tüplerin santrifüj edilip platelet zengin plazma, platelet zayıf plazma ayrıştırılmalı. Ve bu şekilde size uygulanması gerekir. Yani size özel bir kit açılması gerekir PRP yapılırken. Dolayısıyla böyle bize çok sıklıkla soruyorlar. Niye sizin fiyatlarınız böyle? Çünkü biz çok özellikli bir kit kullanıyoruz. Sonra ihtiyaca binaen bir tüple PRP yapılabilir ya da iki tüple yapmak gerekebilir. Saçlı bölge çok geniş bir alan. Dolayısıyla yüz gibi tek tüp yetmeyebiliyor. Kişiden kişiye değişiyor. Tabii kişiden kişiye değişiyor. Dolayısıyla iki tüp PRP ile ve de özel kitle yaptığınız zaman PRP'yi zaten o kitin bir maliyeti olmalı. Ona göre değerlendirsinler hakikaten piyasada olup bitenleri veya kliniklerin ya da klinik olmayanlarla kliniklerin fiyatlarını buna göre karşılaştırsınlar ve kendi sağlıkları için ben hep öyle diyorum. Minya'da pirince giderken evdeki bulgurdan olmayın. Saçınıza PRP yaptıracağım diye mikrop kapmayın. Saçımız, bu çok önemli. Saçımız kıymetli diyoruz. Uzman kontrolünde, doktor kontrolünde, klinik ve hastanelerde yaptıralım. Bir soru gelsin sizden. Size kulak verelim. Saç ekimi ileriki zamanlarda deriye zarar verir mi? Bir erkek izleyicimiz sormuş. Deriye evet. Zarar verir mi? Saç derisine. Evet, saç yani saç ekimi bir kere deriye zarar vermez. Bunun altını çizmek istiyorum. Doğru yapıldığı zaman, doğru yöntemlerle, steril koşullarda, sterilizasyon kurallarına uygun yapıldığında bir zarar vermez. Buradaki soru şu olabilir. Saçı tam dökülmemiş hastalar ama dökülme de tamamlanmış. Bir miktar saçı kalmış. Saç ekerken kendi saçlarıma zarar verir miyim diye soruyorlar bize. Onlara da zarar vermiyoruz. Çünkü biz zaten ona göre o yoğunlukta kanal açıyoruz. Dolayısıyla tamam boşsa yani saçlı bölge saçlı deriye zarar vermez. Bir miktar saç varsa var olan saçlarına da zarar vermeden çekiyoruz. Şimdi çekimi yöntemini konuşalım. Belki hastane ortamı kriterleri var mı? Nakil sonrasında saçlarını merak edilen sorular. Aslında şöyle hastanelerde merkezinde şımarmamızla sağlığımızı polikliniklerde olabilir. Yani saç ekim ruhsatı olan muayenehaneler olabilir. Ruhsatlı yapılmalı ve o ruhsatlı yerde de bütün sterilizasyon kurallanmış olması lazım. Aile mutlaka sterilize edilmiş olması lazım. En önemli konu bu aslında. Dolayısıyla bu zaten artık olmazsa olmaz. Yani muayenehanede de saç ekilebilir. Eğer o muayenehane saç ekimi için ruhsatlıysa, sterilizasyon kuruluyorsa bir hastane zaten bütün bu şartları fazlasıyla karşılıyordur. Böyle sorgulasınlar yani onun altını çizmek istiyorum. Evet. Benim de bir muayenehanem var ama benim muayenehanede saç ekim ruhsatım olmadığı için ben hastanede ekiyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani hani ben doktorum, evet. Muayenehanede ekmiyorum, hastaneyi tercih ediyorum, tıp merkezini tercih koşullar ediyorum. Koşullar yüzünden. Evet yani ama ben bir gün muayenehanemde eğer o şartları gerçekleştirirsem ve izin alırsam muayenehanede de ekebilirim. Dolayısıyla bunları sorgulamak gerektiğini düşünüyorum. İkincisi biz zaten FUE yöntemiyle saç ekiyoruz.
Hastanın ihtiyacı olduğu kadar kök almak lazım. Bir de piyasada böyle bir algı var. Ne kadar çok kök alınırsa o kadar iyi. Hayır değil. Mesela ben kadın hastalarımda özellikle bir kadın programındayız. Daha çok kadınları da konuşmak istiyorum. 1000-1500 tane arkadan bir pencere açıyoruz. Ne tam alttan ne tam üstten, dolayısıyla ortadan açtığımız için kadının arka taraf da boşalmıyor. 1000-1500 tane kök alıp ihtiyacı olan ön bölgeye ön saçları da hiç kesmeden rahatlıkla ekim yapabiliyoruz. Bunlar artık çok büyük lüks gerçekten. Bunların altını çizdikten sonra da ne kadar sürede tabii saçlar çıkar? En az 6 ay. 6 ay beklemek lazım ya, değil unutacaklar mi? Unutacaklar saç ektiklerini. İlk bir ay o saçları görüyorlar. Tabii çok mutlu oluyorlar. Ama sonra dökülecek, bizim saç telleri dökülecek. Saç kökü cilt altında tutacak. Saç kökleri orada yeni saç üretirken üstteki kısa saç dökülecek. Ondan sonra 6 ay en az geçmesi lazım. Hatta 1 yıl, 1,5 yıl yeni saç çıkmaya devam eder. Bu sürede saç mezoterapisine de gelmeleri gerek, beslenmelerine de dikkat etmeleri gerek. Yani mezoterapinin faydasını mutlaka göreceklerdir. Beslenme olmazsa olmaz. Ben zaten saç ektiğim hastalara mutlaka ağızdan destek tedaviyi öneriyorum. Bir de lokal spreyler öneriyorum. Saçlı bölgenin kanlanmasını arttırdığını bildiğimiz lokal spreyler öneriyorum. O spreylerle beraber sabah akşam 5 dakika masaj öneriyorum. Peki ne kadar sürede yapılıyor bu işlem? Ardından normal hayatına dönmesi için hastanın, kişinin ne kadar süre gerekli? İşine gitmesi yani için okulun? Biz bir tek gün saç ekimi için yeterli. Hep onu söylüyorum. Kadınlarda daha kısa sürüyor. Çünkü daha az kök alıyoruz dediğim gibi. Yani 1000-1500-2000 kadın hastaların çok büyük bir kısmında yeterli sayı. Ben bunun altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla kadınlarda bu iş en fazla 6 saat sürüyor. Bir gün 6 saat içinde saç ekimini gerçekleştiriyoruz. Ertesi gün pansumanı açıp kontrolünü yapıyorum ikinci gün. Üçüncü günde ilk yıkamayı yapıyorum. Kadınlarda yalnız bir şeyin altını çizmek istiyorum. Tabii, buyurun. Saç ekimi için bir merkez seçecekleri zaman var olan saçlarına zarar vermemek adına bizim uyguladığımız özel bir örgü yöntemi var. Nedir o? Biz saçları örer, yani kendi diğer, eğer uzunsa da kısaysa da onları saç ekimi esnasında korumanız lazım. Çünkü bir belirli bir bölgeyi tıraş edeceksiniz ve oradan saç alacaksınız. O tıraş ettiğiniz yeri kısa tutabilmeniz için yukarıdaki ve yani aşağıdaki ve yukarıda sağda soldaki saçlara zarar vermeyecek şekilde o saçları tek tek ayrıştırmanız lazım. Ve ilk yıkamaya kadar da o saçların öyle kalması lazım. Dolayısıyla daha önce başka merkezde saç ektirenler bize sıklıkla şöyle söylerler. O kadar çok hani alım yapmadıkları bölgeye zarar vermişler ki ekerken ve alırken, bu sefer hiç saçım dökülmedi. İlk yıkama esnasında, yani ekime hazırlık döneminde o ameliyathanede o saçları biz ekmedi, yani ellemediğimiz yeri de koruyoruz. Peki yani ellemediğiniz yerler ne türlü bir zarar görebilir bu işlem esnasında? Hoyratça tıraş ediyorlar. Çok fazla saç sıfıra vurulmuş oluyor. Anladım. Ya da şimdi kanlı bir ameliyat. Bütün o saç, yani saçı eğer siz dağınık bırakırsanız sadece tıraş ettiğiniz yerinden kanlı bir alım yapıyorsunuz. Saçlı deri çok kanar. Bu sefer o saçlar yapışıyor birbirine, kuruyor. O saçı açarken çok fazla taramak zorunda kalıyorsunuz. Islatsanız da, krem de yapsanız çok kolay açılmıyor. Ve böylece çok fazla saç o esnada dökülüyor. Anladım. Dolayısıyla naif davranmak lazım. Ya kadınlar zaten naiftir. Kadınlara daha naif davranmak lazım. Hassas davranmak lazım. Kadınlar saç ekim merkezi seçerken buna dikkat etsinler. Peki. Sorsunlar. Ekim yapmadığınız bölgedeki saçları nasıl koruyorsunuz diye. Açıklama onları zaten bir yere götürecektir. Önemli. Bir soru daha gelsin mi sizden? Kaş ekimi nedir? Kaş ekimi de yapıyorsunuz. Evet, bu çok güzel bir soru. Burada çok gerçek tecrübemi aktarmak istiyorum. Ben ilk bu işe başladığımda 2013 yılıydı. Sadece saç ve kaş, yani saç hastalıkları, kaşla ilgileniyoruz. O dönem daha çok saç ekiyoruz. Yılda da 3-4 tane kaş ekiyoruz. Fakat ben kendim sonuçları beğenmiyordum. Yani ekiyorum ama çıktığındaki görüntü yeterince doğal gelmiyordu. Sonra
3-4 sene ara verdik ve hiç kaş ekmedik. Ben kendi tecrübemi aktarıyorum. Sonra biz tekrar kaş ekmeye başladık. Çünkü hakikaten ekibimden sevdiğim bir hemşire arkadaşım, sen ne yaptırdın diye sordum. Hocam kaş ektirdim dedi. Çok başarılı olmuş. Nasıl yaptın kızım dedim. Ve bir püf noktasını bize söyledi. Bazen biz ekipten bir şey öğreniriz, bazen ekip bizden bir şey öğrenir. Dolayısıyla ben çok önem veriyorum mektepli ve insanların tecrübelerini birbirine paylaşmalarına. Burada kaş ekimi yapıyoruz. Artık kaş ekiminde çok daha püf noktalarını birbirimize paylaşarak başarılı ve doğal sonuçlar elde ediyoruz. Kaş için, saç için aldığımız bölgeyi tercih etmiyoruz. Bir sırrı var onun. Özellikle daha yumuşak saç tellerini, ki saçta istemeyiz biz, saç ekeceğimiz zaman güçlü saç tellerini toplamak isteriz. Doğru. Ama kaş için tekli ve yumuşak saçları seçiyoruz. Yönünü de daha özellikli belirliyoruz ve safir bıçak kullanıyoruz. Çok iyi sonuçlar alıyoruz, çok güzel sonuçlar alıyoruz. Çok ince safir bıçaklarımız var kaş için. Kaş ekimi yapıyoruz ve çok iyi sonuçlar alıyoruz artık. O zaman kaşın olmaması da bir kader değil diyebiliriz. Evet, buradan, yani pigmentasyon yapılıyor saç kaşa da. Ya da farklı kalıcı makyaj yöntemleri var kaş için ama tabii kılın yeri başka. Ben öyle diyorum, yani hani kaşı gözü çok önemli hakikaten insanın. Evet, ifadesi. Ve çok ifadeyi için çok değiştiriyor. Kesinlikle. Dolayısıyla kaş ekimini artık çok daha güvenli öneriyoruz ve benim yine özel bir uyguladığım serum var ekimden önce kaş için de uyguluyorum saç için de. Ödem çok az oluyor. Kişi çok hızlı, kadınlar çok hızlı günlük hayatına geri dönebiliyor. 3-5 gün içinde hiç morluk, ödem olmaksızın hızla günlük hayatına devam edebiliyor kaş ekiminden sonra, ki bu bölge çok hassastır. Evet. Saçlı deri gibi değildir. Bu bölgede ödem ve morluk çok zor iyileşir. Ve birkaç günde iyileşir. Biz bunu çok olay bir hale getirebiliyoruz. Harika. Uyguladığımız ameliyat öncesi serumla, ameliyat sonrası ağızdan bir tedavisi var yine 5-6 gün devam eden. Ve ameliyat esnasında da püf noktalarımız var. Küçük sırlarımız var kendi kliniğimize özel. Bir sorumuz gelmiş. Kadınlarda erkek tipi saç dökülmesi nasıl önlenir diyor izleyicimiz. Erkek tipi saç dökülmesi diye bir kavram var mı? Var, var. Nedir? Evet. Şimdi bu erkek tipi saç dökülmesi kadınlarda genetiktir. Bunu tamamen önleyebiliriz diye bir iddiada bulunamayız. Ama buna karşı savaş açacaksınız ve biz o savaşta size maksimum asker sunacağız diyebiliyoruz. Var olan bütün silahlarımızı sizin hizmetinize sunacağız. Genetik sebeplerle maalesef kadınlarda yine dihidrotestosteron hormonuna karşı aşırı hassasiyet var. Hani erkeklerde de sebep bu. Eğer kadında da sebep dihidrotestosteron hormonuna saç reseptörlerinde aşırı hassasiyet varsa, orada yapacak bir şey yok hakikaten saç köklerinde. Erkek tipi dökülme maalesef kadınlarda da karşımıza çıkıyor. Ama buna karşı savaş açacağız. En sonunda da olmadı saç ekimi yapacağız. Bir sorumuz daha var. Saçlarım çok dökülüyordu. Tahlil yaptırdım. Tahlilde B12 sonucu 210.077 ref aralığı 181 görünüyor. Ne yapmalıyım? Teşekkürler. Şimdi burada ben hiçbir tahlil sonucunu gözümle görmeden, o laboratuvarın kullandığı referans aralığı değerlendirmeden yorumlamayı doğru bulmuyorum. Hı hı. Onun için şöyle yapsın bizim izleyicimiz. Bize tahlil fotoğrafını göndersin. Siz de benimle numarasını paylaşın. Ben kendisine bilgi vereyim ama sadece B12 yeterli değil saç check-up'ta. Tekrar altını çizmek istiyorum. Daha kapsamlı tahliller lazım. B12 aynı zamanda sinirlerimiz için de çok önemli ama B12 ile beraber magnezyum, çinko, biyotin, D vitamini, folik asit, kalsiyum, demir, mutlaka bunlara da bakılması lazım. Bir soru yine aktarayım size. 16 yaşında bir izleyicimiz, sürekli olarak saç dökülmesi problemi yaşıyorum diyor. Geçen sene kan tahlili yaptırdım. Çinko eksikliği olduğu söylendi. Belirli ilaç takviyesi aldım fakat belirli şampuan ve bakım yağlarıyla fazla etki etmedi. Doktorlar durumun genetik olabileceğini söylediler. Ailemde de saç dökülmesi var ama benim kadar değil diyor. 16 yaşında olması da enteresan.
Çok erken ama olabiliyor. Görüyoruz biz bunları, biliyoruz. Mutlaka yani bir muayene etmemiz lazım. Dediğim gibi hani bütün benim kendi kliniğimde uyguladığım daha kapsamlı tahliller var. Onları yapmam lazım. Ve PRP mezoterapi denenebilir. Genetikse bile dediğim gibi yani genetik deyip bırakamayız ki. Buna karşı bir savaş açmamız lazım. Pigmentasyondan bahsetmiştiniz. Bunu fazla açmadık. Evet, nedir? Aslında onu da anlatan vaktimiz var mı var, bilmiyorum. Vaktimiz var, buyurun. Peki. Şimdi tabii herkese de saç ekemiyoruz. Pigmentasyona ya da eksek bile pigmentasyon da bir başka çözüm artık. Buna da scalp pigmentation diye yurt dışında daha çok bahsediliyor. Scalp micropigmentation. Tek tek yine özel bir aletle saç derisine saç efekti yaratıyorsunuz aslında. Ve böylece ekime cesaret edemeyen hastalarda ya da ekime uygun olmayan hastalarda daha yoğun bir saç görüntüsü elde edebiliyorsunuz. Ya da hasta çok depresse, çok üzülmüş, artık çok yorulmuş, yıpranmış, önce bir görüntüsünü iyi görmek istiyor. O zaman ben o hastalarıma check-up'ı yapıyorum, pigmentasyon yapıyorum. Pigmentasyondan bir ay sonra da ağızdan tedaviye hemen başlıyorum, lokal tedaviye hemen başlıyorum. PRP mezoterapi tedavilerini ekleyeceğim ama önce bir kişinin kendini iyi hissetmesi lazım. Yapılan işlemle mutlu olması lazım. Eğer çok depresse ise, çok üzgünse önce bu durumu çözmek zorundasınız hekim olarak. Bilal o hasta size güvenir ve diğer tedavileri de daha kolay uyum gösterir. Ekime de ikna edebilirsiniz. Pigmentasyonda saç kök boyasını saçlı deriye tek tek nokta nokta, hiçbir nokta diğerinin üstüne gelmeyecek şekilde yine yaklaşık 6-7 saat süren bir işlemle enjekte ediyorsunuz, veriyorsunuz ve böylece 5 yıl kadar bir süre kalıcı, dolgun saçlar, saç görüntüsü elde ediyorsunuz. Yani bu bir boya yöntemi değil mi? Evet. Yani saç ekimi değil, sadece bir dediğiniz gibi kök boyayla orayı dolu hissetmek. Evet, dolu gösteriyoruz. Karşıdan bakıldığında işte bu halkın, bazı kadınlar da kullanıyor, topik kullanıyorlar. Evet, topik çok zararlı. Bu önemli o zaman. Bunu neden zararlı? Altını üstünü çizmek, bold hale getirmek istiyorum. Topik neden zararlı? Çünkü cildin hava almasını engelliyorsunuz. Yani sürekli saç derinizde bir tabakayla dolaşıyorsunuz. Şimdi niye bunu yapıyorsunuz? Görüntünüzü güzelleştirmek için. Ama bunun kalıcı bir çözümü var. Yani bir gün 6 saatinizi ayıracaksınız. Pigmentasyonla 5 yıl boyunca saçlı derinizin altındaki kök boyaları size görüntü iyiliği sağlayacak. Ve hava almasını da engellemiyor herhalde değil mi? Tabii ki asla engellemiyor. Yani cildin altında olan bir şey bu. Evet. Dolayısıyla topik kullanan kadınlar artık buna, yani erkekler de zaten. Evet. Lütfen sağlıklarını düşünsünler. Pigmentasyon dediği saçı daha fazla döküyor. Bakın siz dolgun görünmek için uyguladığınız o toz zarar veriyor. Diğer sağlıklı saçlarınızın da kökleri zarar görüyor. Nüfus yani orada sirkülasyon, dolaşım bozuluyor. Evet. Bir sorumuz daha var. Merhaba diyor izleyicimiz. Sorunum kronik saç dökülmesi. 20 yaşında ani dökülme. Yumurtalık kistimle başladı. Tedavi olmama rağmen dökülme hiç durmadı. Yaşım 57 oldu. Beni rahatsız eden devamlı avuç avuç ya da banyoda top top akması. Yumurtalık rahim 10 yıl önce alındı. Kist miyom nedeniyle teşhis tedavisi olduğuna inanıp kabullenmek istemiyorum. Hangi birime, kime gitmeliyim diyor. Kist miyom nedeniyle olduğunu iddia ediyoruz. Yani polikistik overi vardı muhtemelen bu hastamızın genç yaşında. Sonra bilahare zannediyorum 20 yaşında başlamış. Şu anda evet. 57 yaşındayım evet. diyor. Şimdi tabii menopoza da girmiş artık. Dolayısıyla bir kere iyi bir endokrin uzmanının mutlaka hormonal dengeyi kontrol etmesi gerekir. Biz bana gelen hastalarımda da ben multidisipliner yaklaşıma çok kıymet veriyorum. Böyle bir kadın hastam bana başvurduğunda ben mutlaka endokrin uzmanı, hatta çok kıymetli bir hocamla beraber çalışıyorum. Ona yönlendiriyorum, onun desteğini alıyorum, fikrini alıyorum ve beraber tedaviyi planlıyoruz. O endokrin açısından hormon replasmanı ne gerekiyor mu, gerekmiyor mu,
nasıl bir yöntem gerekiyor? Ya da polikistik overde kadın doğumcularla da çalışıyoruz. Kadın doğum uzmanı doktorlar polikistik overi ve tedavisini yaparken biz de saç destek tedavilerini yapıyoruz. Yani tek bir branşla kalmaması gerektiğini öneriyorum. Bir taraftan hormon replasman tedavisini endokrin ya da kadın doğum planlarken diğer taraftan da saç destek tedavisi için bize başvurabilir ya da bir bu konuyla ilgilenen bir dermatoloğa başvurabilir. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler için Sayın Köksal. Rica ederim, çok keyifliydi. Saç ekim uzmanı Doktor Handan Yavuz Köksal'la birlikteydik. Kısa bir ara vereceğiz, ardından tekrar buradayız.